Buyurun. Cuando llegué, empezar la pelea. La pelea ne? Kavga. Pelea. Doğru yazdım değil mi? Divat. Vardığımda kavga başlamıştı diyeceğiz. Gördük mü biz o zamanı? Görmedik mi? Gördük mü? Görmedik. Görmedik. Yani ben vardığımda benden önce başlayan olayı henüz yapamıyoruz. O Yani. yüzden bildiklerimizden gidersek, şimdi mantık olarak aslında haklısın değil mi? Hani ben vardığımda kavga başlamış der insan onu söylemek istiyor ilk etapta ama biz o zamanı görmedik. Görmediysem ne olabilir? Şey olur mu? Sen Başla. vardın. Kavga başladı. Ha. O Atıyorum zaman bir mekana giriyorsun, kapıyı açıp ayağımı atmamla o içeride olay koptu. tamam. O zaman indefinido yapacağız bunu. Cuando llegué, empezó la pelea. Dolayısıyla bildiklerimizden yola çıkarak hani bizim gördüğümüz kadarıyla bu cümleyi bu şekilde yapabilirim. Tamam. Onu öğrendiğimizde tabii ki zamanı değiştirip ben vardığımda zaten o başlamıştı deyip onu bir geriye sonra atacağız. Tamam. O zaman da onu kullanmayız hocam. Muhtemelen zor gelir falan. Öğrendim artık istemiyorum bunu kullanmayı. Buyurun. Este verano estar en Lanzarote. Yani diyor ki bu yaz diyor. Eğer bu yaz varsa Emos estado olacak. Evet. En Lanzarote. Diyor ki bu yaz Lanzarote'deydik. Aynen öyle. Bunu söyleyebilmem için oraya gitmiş olmam lazım. Dolayısıyla bu yaz oradaydık. Bu dediği için pretérito perfecto. Güzel. Yo nunca. Oh. Ha. Yo nunca dejar de quererte. Bu Ha. quererte hani Tequiero'daki seni seviyorum gibi mi? Aynen öyle. Ha, o ben asla seni bırak. O. Seni sevmeyi Sağ ol asla canım. bırakmayacağım, bırakmıyorum, bırakmayacağım, bırakmadım. Her zaman oluyor bu. O zaman geniş, dümdüz yapıştırıyorum. Bence de. Ama. Çünkü evet. Yani hiç bırakılmadığı için de bütün zamanlar içindedir mantık olarak. Değil mi? Türkçe'de çünkü çok karışık ya. Bırakmayacağım, bırakmadım. Her türlü kuruluyor ya bu Bırakmam. cümle. Tamam. Buyurun biz de yapalım o zaman. Ha, kaşındı. Dümdüz çek geç işte. Ne daha kurcalıyor? Dondu dondu. Görüntü Tamam, dondu. dümdüzünü alayım. Öbürlerini de yapabiliriz. Tamam. Deho. Deho. Aynen kafa sabit ol. Kaşındı. Deho. Sabit de. Sabit de o. Sabit kafa. Nunca deho de kerette. Seni. Bu hangisi oldu? İşte düz zaman şey hepsine geniş. Prezente. Karşı benim sana. Evet, seni sevmeyi asla ve hiçbir zaman bırakmam. Bakmam. Velev ki uzak düştüler birbirlerinden. Bırakmadım Bırakmadım. diyeceğim. Burada şey oluyor mu? Ha, o zaman yine halı holu zaman mı? Niye? Çünkü bırakmadıysa hala seviyor. Yani etki devam ediyor. Hmm, tamam değil. Orada bariz bir şey var. Okey, mantık olarak yanlış değilsin. Ama bir şey var orada. Söyleyebilir miyim? Söyle. Nunca'dan dolayı mı? Nunca. Heh, tamam. İşte o nunca zaten o şeyi veriyor sana, o hissiyatı veriyor.
Yani hiç bırakmadım. Söylediğim ana kadar da bırakmadım. Hala bir şeyler hani devam ediyor, etmiyor tartışılır ama işte o nunca seni zaman olarak şimdiki zamana yaklaştırıyor. Dolayısıyla o hissiyatı verdi. O yüzden öyle açıkladın sen. Evet. Nunca kelimesi yüzünden oldu bu. Evet, onu öyle olsa ne yapacağım? Ne diyeceğim? İşte. Der. Dolayısıyla evet, nunca seni oraya getirdi. Alayım. O zaman ne diyeceğim? Dejado. Dejado. De quererte. Evet. Ha? Nunca'yı nereye koyacağız burada? Yo, nunca he dejado. Ha, yazayım mı onu da? Ha yok yani, başında değil mi? O sadece. Tabii o. No'nun yerine. Tamam. Bir değişiklik yok. Bırakmıyorum'un yerine nunca yine. Tamam mı? Tamam. Gene bekerateyi arkasına. Pikyo. Buyurun. Peki gelecek zaman olur mu bu? Olur. Olur. Seni hiçbir zaman sevmeyi bırakmayacağım. Şey, voyla olur mu bu? Valla biz kendi bilgimizle şu anda tabii voyla yapacağız. Doğru mu? Tabii. Ama şöyle bir mantık var. Hani çok dikkat etmediğimiz ama hani İspanyol'da çok mu dikkat ediyor mu etmiyor mu çok da emin değilim. Nunca şimdiki zaman geçmiş zamandır. İleriye zaman hangi kelimeyi kullanıyorsunuz? Siempre. Aa. Ne alaka? Bambaşka bir şey dedim. Evet. Ne? Nadia falan mı? Nadia kişiye gider yok. Doğru. Nunca hiç. Hamas asla. Seni asla sevmeyi bırakmayacağım. O asladır. Hiçbir zaman değildir aslında. Konuşurken tabii ki o hata yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle onlar da şey yapıyorlardı. Hani nunca Hamas çok dikkat edip böyle işte gelecek zamanı Hamas yapmam lazım falan. Yani o konuda hakikaten yorum yapamayacağım. Yani konuşurken o hata yapıyorlar mı ama aslında o gelecek zamanı olan Hamas'tır. Asla bırakmayacağım. Onu da öbür futuroyla tercih ederim. Ama velev ki böyle olduğunu düşünelim şu anki bilgilerimizle. Yo Hamas. Yo. Hamas. Voya tehar. Gerardi. Ha, evet. Bu. Böyle değil, böyle. Ama öbür futuro tabii ki daha güzel. Onu da öğrenince bunu onunla değiştirir. Ha, şimdi böyle yazınca fark ettim. Evet, nunca'yı da kullanıyorlar. Nunca de. Şöyle yapalım onu. Ya yanlış yaptım. Ne yaptım ben? Bir şeyler bir yanıp söndü, ne oldu? Belge açmışım. Hayır, farklı bir belge yapmışım. Galiba kullanıyorlar, evet. Gelecek zamanı da nunca konuşurken ya nunca hiçbir zaman yapmayacağım bunu. Ama aslında Hamas, yani gramer Hamas diyor tabii ki de, konuşmaya gelince hepsi, her şey birbirine giriyor zaten. Evet, bütün zamanlarda karşımızdaki kişiyi asla bırakmayacağımızı da hallettik. Evet, başka da ben daha ne yapayım size? Teşekkür ederim hocam. Sorun o kişiyi bulmakta şimdi, değil mi? Ben böyle kendi kendime espri yapayım burada. Kendi kendime. Ben konuyu anlamadım. Sonradan geç kaldım gülmeye. Öyle. Böyle şirinlik yapacağım diye uğraşayım. Sonra biri oraya bakıyor, biri derse bakıyor, biri sayıyor hangisi kendine gelecek. O. Aha. Carmen!
Şimdi. Ben de. Yap. Carmen Nasser antes que tu. Ha. Diyeceğiz ki Carmen senden önce doğdu. Hı. Carmen nació antes que tu. Carmen nació antes que tu. Aynen öyle. Burada etkisi devam eden şu bu falan hiçbir şey yok. Zamanı zaten seninle karşılaştırmış. Epey de büyük bir ihtimal üstünden zaman geçmiş ki en azından konuşma yaşına gelmiş karşımdaki. Devam edelim. Hoy estar más feliz que ayer. Hı hı. Diyeceğiz ki bugün düne göre daha mutluyum. Hı hı. Onun için şey estoy olacak. Aynen öyle. Zaten direkt bugün diyor. Şu an bugün. Bugün için bir genelleme yapıyor değil mi? Gün için genelleme yaptığı için mutluyum. Şimdiki zaman budur. Pagame lo que me debes. Daha fazla konuşmayacağım. Bunun üzerine zaten bir şey söylemez değil mi? Pagame lo que me debes. Bitti. Ne diyor ki? İşte, bana öde diyor da şeyi. Buradaki tam ne ödersin? Borç yani. Sana verdiğim, aha, borcu bana geri öde gibi. Yok. Öde me gibi. Debes. Bak tam tersi. Benim sana verdiğim borcu değil de. Ha, senin bana verdiğin borcu. Hayır hayır. Verme olayı yok burada bak. Ha, benim. İyice karıştı. Tamam. Evet. Bana öde. Evet, o bana öde. Neyi öde? Gene me. Me. Borcu. No. Bana olan borcunu. Bana olan borcunu. Evet. Şimdi, heh, Türkçe'de bana olan borcunu diyoruz. Çünkü borçlanmak fiilini, hani sen bana borçlusun. Ha, bana borçlusun olanı öde şeklinde kullanıyor. Hı-hı. Ne yaptı? K'nin önüne lo dedi. Bana onu öde. Neyi öde? İşte bana borçlusun. Hı-hı. Tamam. Ve şu anda zaten o borç devam ediyor değil mi? Deber fiilinin deber borç, borçlu olmak. Tamam. Vale. Hı hı. Me operaron cuando tener 6 años. 6 yaşındayken ameliyat oldum. Me operaron. Operaron ameliyat etkisi olamaz. Efendim? Ameliyat ettiler. Beni. Tamam. Yani. Indefinido. Indefinido yani. Değil mi? Ney, hangisi? Operaron. Evet. Operaron indefinido. Beni ameliyat, yok, ettiler 6 yaşındayken. Ha. Tenler de oğlum öyle değil mi işte? Ben 6 yaşındayken. Ama o süreç yani şey olarak düşündüm. Hani ameliyat olmak ya. Olsun. O ameliyat olma bir tarafta. Senin 6 yaşında olman bir tarafta. Dolayısıyla. O zaman halı hulu. Halı hulu mu? Ha, değil mi o? O abandı o zaman. Futuro. Abalı. Çocuğun gramerini bozdum ya. Aynen öyle yaptınız abi. Birbirinizin gramerini bozuyorsunuz. Ne var burada? Bana hikayeyi anlat. Olayı anlat. Yani, ben ameliyat ettiler. Tamam. Öbür tarafta da ne var? 6 yaşında olma durumu var. 6 yaşındayken. Ha, ken diyorsun. Okey. O kuanda o zamanlarda zaten 3 tane olasılığımız vardı. Değil mi? Hı hı. Bu hangisine giriyor? Imperfecto. Yani 6 yaşındayken başı sonu net belli olmayan bir süre veriyorsun. Evet. Süreç var. Bu süre içerisinde ameliyat oldu. Buyurun alayım. Tenía 6 años.
Ops, Türkçe'de kalmış. Tenia Seyzanyos. Oldu. Oldu.